Kuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la Her Şey başlıyor. İyi akşamlar, her şeye hoş geldiniz. Hafta sonunda partilerin seçim bildirgeleri açıklandı. Hazirandan bu yana bildirgelere yeni maddeler koymak, yeni vaatler bulmak kolay değildi ama açıklamalara bakılırsa işi en kolay olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Zira daha önce muhalefetin koyduğu hedeflerin bazılarını ya da pek çoğunu kendi programına almıştı. Geçen hafta CHP beyannamesini ele almıştık. Bu akşam da MHP ve AKP'nin hedeflerini değerlendireceğiz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan partisinin seçim vaatlerini anlatacak. İktidar Partisi'nin beyannamesini ise gazeteci Mehmet Tezkan ve analist Mustafa Şen ile konuşacağız. Rusya'nın Suriye'de hava operasyonlarına başlamasıyla birlikte güneyimizde bir de Rusya sorunu peydah oldu. Bir Rus uçağı bugün hava sahamıza daldı. Dışişleri Bakanlığı alarma geçti. Cumhurbaşkanı zaten Rusya'nın ne işi var burada diye hafta sonunda sormuştu. Bu iş nereye varacak? Gazeteci Semih İdiz ve doçent doktor Mehmet Şahin'e soracağız. Hafta sonunun en çok tartışılan iki olayı da Güneydoğu'da yaşandı. Polis aracıyla sürüklenen ceset ve gazetecilerin başına dayanan polis silahı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mahmut Bozarslan'la bölgede gazeteci olmayı konuşacağız. Her şey başlıyor. Açıklayacağımız beyannamemiz bir gelecek projesi. Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimize ülkenin geleceği için oy ver çağrısı yapmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi PKK uzantısı HDP'nin dışındaki her partiyle 4 ilkesi saklı kalmak kaydıyla iktidar kurmaya ve iktidar olmaya vardır. MHP'nin hafta sonunda açıkladığı beyannameye de diğer tüm partiler gibi ekonomik vaatler hakim. Ama MHP'yi diğerlerinden ayıran dikkat çekici bir bölüm daha var. O da geniş bir yer tutan terörle mücadele başlığı. Beyannameyi okuduğu toplantıda Devlet Bahçeli yemin ederim Allah şahidim diyerek terörü bitirme sözü verdi. Vaatleri arasında en dikkat çekicisi de 60 bin yeni personelden oluşacak terörle mücadele kent timleri. MHP'nin seçim vaatlerini konuşacağız. Konuğumuz MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Ayhan. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle beyannamenin detayları üzerine konuşacağız ama isterseniz öncelikle bu paketin içinde neler var? Başlıklar halinde buna bakalım, daha sonra üzerine konuşuruz, olur mu? Şimdi tabii Mürgün Bey, önemli olan şey şu. Biliyorsunuz 7 Haziran'a gelen aşamayla 1 Kasım'a giden aşama arasında belirli kısa bir süre var. Çok evet. Da uzun değil. Dolayısıyla burada biraz önce siz de ifade ettiniz. Yani iki beyanname arasında ne farklılıklar olabilir, ne olamaz diye. Tabii aslında çok büyük farklılıklar olması lazım ifadelerde, vaatlerde vesairede. Bunu niçin söylüyorum? Siz en kolay iktidar partisinin işi olduğunu söylediniz. Onu konuşuruz detaylı olarak. Evet, diğerlerinden aldı koydu ama burada ekonomik anlamda da baktığınız zaman öyle yaptılar. Fakat burada önemli olan şey siyasi partilerin 7 Haziran'a giderken olan siyasi, ekonomik, sosyal ortamla 1 Kasım'a giderken ortada olan içinde bulunduğumuz siyasi ortamın, ekonomik ortamın aynı olmadı. Burada ne demek istiyorum? 20 Haziran'dan itibaren, Temmuz'dan itibaren baktığınız zaman Türkiye karıştı. Türkiye'nin bir bölgesini Türkiye Cumhuriyeti'nden alıp koparmak isteyenler Türkiye'de isyana başladılar. PKK'nın alanı genişledi. PKK rahat hareket ederdi. Güvenlik kuvvetlerini iktidar bağlamıştı çözüm süreci diye. Hatta onların yetkilileri ordu birliklerinin önünden, kıtaların önünden veya işte karakolların önünden şeylerin geçerken, teröristlerin geçerken
onların içeriden çıkmadığını, böyle görevlendirildiklerini ama güvenlik kuvvetlerine nanik yapıldığını dahi ifadeler bunlar var olan şeyler. Şimdi böyle bir olayın sonucunda baktığınız zaman kan gövdeyi götürdüğü bir iç savaşın başladığı, zaten daha önce düşük yoğunluklu bir iç savaş ifade edilmişti yetkililer tarafından ve Türkiye hakikaten çok kötü bir duruma geldi. Yani şimdi 7 Haziran öncesiyle eğer baktığınız zaman 20 Temmuz sonrasına burada çok büyük bir farklılık var. Bu siyasi yönün bir parçası, içeriği ilgilendiren husus. Bir diğer husus da burada dış politikayı ilgilendiren husus. Dış politikada da özellikle Suriye'yi yaptığınız zaman, düşündüğünüz zaman orada da denklemin içine şimdi Rusya girdi vesaire baktığınız zaman hakikaten çok büyük sıkıntı var. Burada benim ifade etmek istediğim iş özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin, siz de üzerine stres yaptınız, söylediniz, basa basasını söylediniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin diğer beyannamelerden farkı, çözüm sürecinde ben yokum arkadaş diyor. Teröristle geleceğimi pazarlık etmem diyor. Bu iktidar geleceği, ülkenin geleceğini, kendi geleceğini değil, teröristle oturdu pazarlık masasına. Ve hala bu kadar şehide rağmen, orada büyük çatışmalar olmasına rağmen buzdolabına koyma gibi bir iş yaptılar. Şimdi burada ikinci bir olay var. Zaten vesayet altında olan bir AKP ve başbakan var. İktidar partisinin lideri var. Ve çözüm sürecini daha önce biliyorsunuz koymamışlardı 7 Haziran'da giderken beyannameye. Hatta unutuldu falan diye böyle şaka oldu. Unutulması nasıl mümkün? Eskiden düşürüldü dediler. Eskiden böyle hani matbaaya giderdi ama şimdi siz bu işleri çok daha iyi biliyorsunuz. Bir flash diske yükleyip gidiyorsunuz. Ama şimdi de yine aynı şeyi koydular. Biliyorsunuz çok yoğun bir başkanlık sistemi tartışılıyordu. Bugün bu çok low profile gidiyor. Böyle hani hiç konuşulmuyor gibi bir olay. 400 milletvekili dediler. 400 milletvekilini vatandaşın çıkarmamasının nedeninin bu olaylar olduğunu, bu kadar şehidin sebebi olduğunu bu açıklamalardan böyle zımnen çıkıyor bu. Gayet net bir şekilde de çıkıyor. Şimdi burada çok büyük bir sıkıntı var. Buna ilave olarak ekonomik anlamda da sıkıntılar var. Ekonomik anlamda sıkıntılara baktığınız zaman bakın milli gelir dolar bazında küçüldü. Bunlar dolar bazında milli gelir ne yaparlar? Çok böyle 3000'den 10.000 dolarlara geldik gibi bir gecelik operasyonlarla doların yükseldiğini söylerlerdi. Şimdi 11.000 dolar hedefledikleri dolar geldi 9.000 doların altına. Yani hem dolar yükselirken demokrasi açığı ne yapıyordu? Daralıyor diyorlardı. Şimdi de demokrasi açığı ne yapıyor? Artıyor. Neden artıyor? İşte medyaya baskı var, yazarlara baskı var, iş alemine baskı var. Baskı daha da artmaya başladı. Şimdi bu, bütün bunlara baktığınız zaman başka ne var? Ekonomide koordinasyon yok. Merkez Bankası Başkanı'nın bir dayak yemediği kalıyor zaten Cumhurbaşkanı'yla diğer gruplardan. Ekonomiyi çıpa olarak almaya çalışıyorlar. Kimi çıpa olarak almaya çalışıyorlar? Eskiden enflasyon hedeflemesiydi. Bu battı. Şimdi Babacan'ı almaya başladılar. Babacan'a Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı şiddetle karşı çıktı. Çok kamu maliyesinde çok büyük bir başarının olduğunu, ekonomik başarının arkasında. Bunun da arkasında sağlam bir siyasi irade olduğunu söyledi. Ona ayrıca söyleyeceğim müsaade ederseniz. Orası çok önemli aslında. Sağlam bir kamu maliyesi falan yok. Sayın Ahen, hatta şimdi bir dakika bir şey yapmak istiyorum. O da şu, hafta sonunda okunan, yani Genel Başkan Bahçeli'nin okuduğu seçim beyannamesinden bir özet çıkaralım. Ne üzerine konuştuğumuz belli olsun. Yani MHP'nin öncelikleri ne, vaatleri ne? Bu söylediğiniz bütün başlıklardan orada unsurlar var. Bir ona bakalım. Ondan sonra bunlar üzerine konuşalım. Olur mu? Hem de yani neyin üzerine konuştuğumuzu izleyici de bilir. Ecdadımız Süleyman Şah'ın aziz naaşını sınırlarımızın 37 kilometre derinliğinde bulunan eski türbesine tekrar taşıyacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli seçim bildirgesi toplantısında 1 Kasım vaatlerini sıraladığı terörü bitirme sözü verdi. Terörle mücadele için yeni bir ekip kurmayı düşündüklerini söyledi. Emniyet teşkilatında terörle mücadele timi, kent timi ve gece güvenlik görevlisi olarak çalışmak üzere 60 bin personel alacağız. MHP'nin kent timinde bölgenin yapısına göre yetişmiş personelin istihdam edileceği öğrenilirken Bahçeli Mehmetçiklere yönelik yeni projelerini açıkladı. Askerlik hizmetine yerine getiren gençlere
iş kurabilmeler amacıyla yarısı hibe olmak üzere 50 bin liraya kadar girişimcilik kredisi vereceğiz. Askerlik süresini prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayacağız. Asgari ücretin 1400 liraya çıkartılması, emekliye 2800 lira ikramiye verilmesi ve çiftçiye mazotun 1 lira 75 kuruştan verilmesi gibi 7 Haziran vaatlerini de aynen tekrarlayan MHP lideri öğretmenleri de unutmadı. 2016 yılında 40 bini Şubat ayında olmak üzere 120 bin öğretmen atayacağız. Üniversite sınavını kaldıracaklarını, öğrencilere 10 bin lira eğitim desteği vereceklerini de söyleyen Bahçeli, projelerinin maliyetini de açıkladı. Sözümüz Milliyetçi Hareket sözüdür. Seçim beyannamemizde yer alan taahhütlerimizin getireceği mali yük toplamı 81.5 milyar Türk lirası olarak öngörmekteyiz. Bahçeli seçim kampanyası süresince İstanbul, İzmir ve Ankara'da bölge mitingleri düzenleyecek. Aynı zamanda MHP'nin az oyla vekil kaybettiği ve kazandığı illere de gidecek. Sayın Ayhan, şimdi bu vaatler arasında, bu beyanname maddeleri arasında belki de en dikkat çekici olanı Süleymanşah Türbesi'nin eski yerine taşınacak olması. Şimdi bu tabii Suriye'deki durum göz önünde bulundurulursa çok kolay gözükmüyor. Niye türbenin oradan oraya taşındığı düşünülecek olursa. Bu nasıl olacak? Şimdi bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı AKP iktidarı gibi olmayacak. AKP'nin orada uyguladığı politika başladığından beri hangi taraflara gittiğini biliyorsunuz. Zikzak git gel. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu belli. Komşu ülkelerle ne yapılacağı belli. İleriye yönelik devletin arşivinde ne var getirin bakalım diyeceğiz. Niye gittiniz, niye geldiniz? Bakın şimdi biz teröre karşı orduyu kullanamıyoruz. Kullanabiliyorsak açıklasınlar. Ve valilerin bile operasyon izni vermemesini bu hükümet üstlenemedi. Cumhurbaşkanı yetkili olduğu dönemde üstlenemedi. Bilelim ne oldu, ne bitti, kim ne yaptı. Orduyu kullanamıyoruz derken yani her gün neredeyse Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şurayı bombaladık, buraya harekat yaptık haberleri geliyor. Bakın, geçmiş dönemi bakın, mi kastediyorsunuz yoksa bugünden bahsediyorsunuz? Karada, bakın çok net söylüyorum. Karada güvenlik kuvvetleri, ordu birlikleri jandarmanın dışında dışarı çıkabiliyor mu, çıkamıyor mu? Siz TSK'nın İç Hizmetler Kanunu'nun 35. maddesini değiştirdiniz mi, değiştirmediniz mi? Burada muallakta bir şey kalmasın. Net konuşsun iktidar. Net konuşamıyor. Bir bilelim getirelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarını da göreceksiniz. Terörü de biz kazıyacağız. Bu işi de Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği Süleymanşah operasyonunda gerçekleştireceğiz, yerine koyarız. Peki yani iktidarın yapamadığı şeyi yapacağız diyorsunuz. Bunu anladım. İktidarın bunun yapamadığı sembolik önemi nedir? Ne yapacağını bir. Peki bunun sembolik önemi nedir? Yani türbenin geri taşınmasının bir sembolik bir önemi var mı? Hani bir de çünkü bakın, şeye değecek. Orası, yani hani bakın, bir türbenin yerinin değişmesi hani bir kemiklerin yerinin değişmesi demek, bir ölünün ruhunun tekrar azap çekmesi demek. Yani bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? İşi bu kadar hafife irca etmemek lazım. Çünkü orası bir Türk toprağıydı. O Türk toprağının yerini bırakmış oldunuz. Bizim Sayın Genel Başkanım bu konuda daha önce defalarca beyanları var. Net bir şekilde açıklamaları var. Milliyetçi Hareket Partisi söylediğini yapar. Bakın yanılmaz da bu çözüm süreciyle ilgili, siyasi gelişmelerle ilgili her şeyi net söyledi. Genel Başkanımızın o açıklaması da hiç öyle hani muallakta bir açıklama değil. Peki, isterseniz birazcık da ekonomik vaatlere gelelim. Şimdi 72 milyar liralık bir vaat paketi açıklamıştınız. Bu da şimdi 81,5 milyar liraya yükselmiş. Bu artışın sebebi yeni kalemler şimdi, girmesi mi yoksa kur değişikliği mi nedir? Şimdi hepsi içinde 81,5'a çıktı. Dediğim gibi biz bunu şunun için yapıyoruz. Net bir şekilde söylüyoruz. Biz 7 Haziran'a giden şartlarla 1 Kasım'a giden şartların aynı olmadığını söylüyoruz. Bakın o farklılığı da net bir şekilde söyledik. Bize ne dediler biliyor musunuz Denizli'de çıkıp ekonomi bakanı? Fabrikada işçilerin önünde işverenlere bunu yapamazlar niye bağırmıyorsunuz dedi. Şimdi ne oldu da asgari ücreti 1400 değil de 1300 lira yapıyorlar? Bakın Denizli'deki 180 bin işçiye Milliyetçi Hareket Partisi'nin vereceği İlave fark yaklaşık orada bir bölgede yapılan
imar değişikliğinin proje bedeli kadardır. Şimdi burada Maliye Bakanı'nın sözü var. Ne diyor bakın? Maliye Bakanı gayet net söylüyordu. 7 Haziran'da muhalefete ya sayı saymasını bilmiyorlar ya da hiç ekonomi yönetmediler. Kaynak göstersinler, oyumu muhalefete veririm diyordu. Şimdi oyunu gene AK Parti'ye versin de o kendi kaynağını göstersin. Bu kadar şey olabilir mi? Söylüyorsunuz. Siz söylediniz biraz önce. Yani diğer siyasi partilerin neyini koydular? Makro hedefleri koyuyoruz dediler. Makro hedefleri biraz sonra imkan olsa da size söylesem. Ne söylediler, ne oldu? 9. plana koydukları %7 hedef ortalama %3,5'a düştü. Milli gelir söylediklerinin neredeyse 3/2'si anca gerçekleşmedi. 8.000'e doğru geliyor milli gelir fert başına. Dolayısıyla dolar bazında bile ifade etmekten kaçıyorlar. Ama ben burada şunu ifade etmek istiyorum özellikle. Bizim vatandaşlara vaatlerimiz var. İsterseniz başlıklarını bir hemen şey yapayım, size sayayım. Bakın, bir tanesi parlamenter demokratik sistemde ısrarlıyız. Gayet net. Anayasa değişikliğine varız. Yargı sisteminin erişilebilir hızlı olması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızı kavrayan bir aile avukatlığı sistemi koyacağız. Çözüm süreci rezaletini bitireceğiz. Terörle mücadelede yetki ve sorumluluk karmaşası ortadan kalkacak. Büyükşehir sınırı mülki sınır yapan düzenlemeler kalkacak. Kapatılan belde belediyeleri, özel idareler ve köyler, buradan özellikle ifade ediyorum, dikkate alınarak incelenecek, yeniden ne yapılacak? İhtiyaç edilecek. Polislerin ek göstergesi, öğretmenlerin ek göstergesi düzelecek. Özel güvenlik görevlilerine 2100 lira ödeme yapılacak. Uzman jandarmaların hakları ne yapılacak? Genişletilecek. Sığınmacılarla ilgili onların süratle vatanlarına kavuşturulması için gerekli çalışmalar uluslararası girişimlerle sağlanacak. Yolsuzlukla mücadelede zaman aşımı falan kalmayacak. Bunun üzerine kesinlikle gideceğiz. İsteyen gazeteci istediğini yazabilecek. Hiç gazetelere medya saldırı olmayacak. Gayet net söylüyorum. Bunun dışında yolsuzlukla mücadele kurulu oluşturacağız. Belli malların üretimi için Merkez Bankası'ndan reoskont kredisi vereceğiz. Hemen hızlı geçiyorum. Esnaflara, şoförlere müjde. Daha önce yaptık, onlara yıpranma payı veriyoruz. Yük yolcu taşımacılığını esnafımızın vergisiz akaryakıt vereceğiz taşımada. Onların alacağı ticari araçtan vergi almayacağız. Mazot hakikaten 1 lira 75 kuruş olacak. Gübre, tohum, ilaçtan vergiler kalkacak. Sulamada elektrik KDV alınmayacak. Vatandaşlarımızın belli bir miktar 200 kilovat saatin %75'i vatandaşlardan alınmayacak. Sayın asgari ayağım, ücret bir şey sorabilir miyim bu arada? Lira. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Şimdi Sayın Bahçeli bu beyannameyi okurken eğer 7 Haziran'dakine benzer bir seçim sonucu ortaya çıkarsa MHP HDP dışındaki her partiyle iktidar kurar. 4 ilkemiz saklı kalmak kaydıyla, bu konulardaki hassasiyetimiz saklı kalmak kaydıyla diyor. Bunu çok güzel bir yere geldiniz. Bunu pek çok kişi MHP işte bu defa koalisyon için kapıları açtı, yumuşadı gibi algılıyor ama 4 ilke dediğiniz şey aslında belki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin size bir koalisyon teklifiyle gelmemesi sebebiydi. Dolayısıyla pratikte bu ilkeyi bu şekilde koruyacak olursanız yine Adalet ve Kalkınma Partisi ile kapılar kapalı kalmış olacak. Yanlış mı yorumluyorum? Şimdi şunu söyleyelim bakın, gayet net. Vatandaşa bizim ne istediğimiz, anayasanın ilk 4 maddesi diyor muyuz? Çözüm süreci rezaleti ortadan kalkacak, sonuçları belli burada zaten. Rezil bir şekilde devam ediyor. Şimdi bizim bu söylediklerimizden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından rahatsız olan var mı Allah'ını severseniz? Sayın Genel Başkan ne diyor? Sayın Davutoğlu bize şöyle bir geçerken uğradı diyor. Ya bizim hükümet kurulması için hükümet protokolü, hükümet programı, bakanlıkların paylaşımına ilgili her şey sonuna kadar çalışılmış bir haldeydi. Milliyetçi Hareket Partisi 46 yıllık geleneği olan ciddi bir organizasyon, kurumsal yapısı olan. Dün ortada yoktu ki, dün söylediklerini inkar etmiyor ki.
Bugün AKP dün dediğine bugün farklı bir şey söylüyor. Nereden bakarsanız bakın, madem bu kadar kaynak yoktu, bize uçuyor diyorlardı, yalan söylüyor diyorlardı. Peki neden koydular bunları buraya? Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne koalisyon teklif etmediler. Milliyetçi Hareket Partisi de bugün onun için net söylüyor. Bakın, HDP'nin dışında diğer siyasi partiler geldiği zaman şu dörtten sıkıntı duyacak varsa zaten gelmesin. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanımızın ağzından net bir şekilde kurulacağını söyledi. Burada ne var biliyor musunuz? Hayırcı diyorlar, yanlış söylüyorlar, doğruyu söylemiyorlar. Dolayısıyla milletin gözünün içine baka baka doğruyu söylememek iyi bir şey değil. Milliyetçi Hareket Partisi var, hazırlıkları var. Biz yeni hükümetin kurulması açısından da öyle bir sonucun çıkması halinde ona da varız. Bakın bugün zaten Sayın Genel Başkanımız söylerken çok net bir şekilde ilk gün akşam söyledi. İlk gün akşam erken seçimi bizatihi telaffuz eden Sayın Davutoğlu değil mi? Bir Sayın Genel Başkan'dan önce. O gün ben Sayın Genel Başkan'la beraberdim. En son açıklamayı yapan oydu. Açıklamada da beraberdim. Öncesinde de beraberdim. Şimdi dolayısıyla kimseye öyleydi böyleydi demeye yok. Sayın Davutoğlu vesayet altında çözüm süreci, başkanlık süreci, beyannameyi götür, Cumhurbaşkanı'na kontrol ettir. Bilmem genel kurulda şöyle olsun, böyle olsun. Sayın Davutoğlu kendisi değil partisini de tamamen vesayet altında tutuyor. Sayın Ayhan, bir Milliyetçi Hareket Partisi sormak biraz önce size sorduğunuz hususta hazırdır koalisyona da, bunda da bir sıkıntı yoktur. Peki. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin temelinde tek başına nedir? İktidar şeyi vardır. Peki, bir son soru sormak vardır. İstiyorum size. Birkaç gündür Tuğrul Türkeş'in açık açık söylediği ya da örtülü şekilde dile getirdiği bir iddia. Devlet Bahçeli'nin ilk geçen seçimden sonra sarayla, Cumhurbaşkanı'yla görüştüğü, bu sabah basın mensuplarıyla kahvaltıda söylediği, o gece seçimlerden sonra 3 konuşma yaptı Devlet Bahçeli ama kimle olduğunu bilmiyorum. Parti yönetimindeki arkadaşlar bunu açıklasın dedi. Bu iddialar hep sanki Erdoğan'la Bahçeli arasında bir temas olduğunu ima eden ya da iddia eden iddialar. Varsa iddialar. Açık bir şekilde söyleyebilir. Evet. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Olur mu öyle bir şey? Bakın ben gayet açık net söyleyeyim. O gün 3.30'da falan Denizli'den çıktım. 7.30'da buradaydım. Sayın Genel Başkan'la görüştüm. Ve açıklamayı yapınca da arkasında duruyordum. Ve bir saatin dışında da tamamına yakın odasındaydık. Gayet net. Yani MHP o meseleyi artık gündem dışına aldı. Hiç önemli değil o. Peki. Çok teşekkür ediyorum Emin Haluk Ayhan. Sağ olun. Gelip programı değerlendirdiğiniz ve sorulara cevap verdiğiniz için. Sağ olun. Her şey devam ediyor. Yasak değil, tamam, yasak. Tamam. Tamam mı? Çekmeyeceğim. Kapat. Tamam, çekme. Gazetecinin elinde kamera, sivil giyimli polisin elinde tabanca. Polis tabancasını çekmiş, belediyenin önünde çekim yapmak isteyen gazetecinin başına dayamış. Çekmeyeceksin, kapat diye bağırıyor. Bu sahne Diyarbakır Silvan Belediyesi'nin bahçesinde dün yaşandı. Sonrasında ne oldu? Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mahmut Bozarslan'la konuşacağız telefon attığımızda. Mahmut Bozarslan merhaba. Mahmut duyabiliyor musun? Evet duyuyorum. Merhaba Mahmut Bozarslan. Şimdi DİHA, Dicle Haber Ajansı muhabiri Serhat Yüce ile Özgür Gün TV muhabiri Murat Demir'in başına geldi bu olay dün. Hatta orada aynı muameleyle karşı karşıya kaldığını söyleyen bir HDP milletvekili de var. Ne oldu sonrasında bu olayla ilgili, bunun devamında ne oldu? Bunun devamında Dicle Haber Ajansı ve Özgür Gün TV ekibi gözaltına alındı polisler tarafından. Polis merkezine götürüldüler. Polis merkezinde de 208 lira para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldılar. Ancak bu ilçede sokağa çıkma yasağı olduğu için arkadaşlarımız çıkamadı. Daha önce de görüştüm, hala oradalar. Görevlerin başında çalışıyorlar.
Peki bu 208 liralık para cezası neden ötürü kesildi? Bu kabahatler kanununa kabahatler kanunu uyarınca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için kesildi bu ceza. Peki ama başlarına silah dayanmasının sebebi sokağa çıkmış olmaları değildi herhalde, değil mi? Yani değil tabii ki. Sokağa çıkma yasağı ile ilgisi yok. Gazetecilik faaliyetiyle ilgisi var. Maalesef son dönemlerde bu tarz tehdit ve baskılara, bu tarz görüntülere çok sıkça rastlıyoruz bölgede. Gazetecilik yaptıkları için, orada çekim yaptıkları için bu muameleye maruz kaldılar. Aslında sıradan vatandaş olsa zaten gözaltına alınır, o cezaya çarptır, bırakılırdı. Kafasına silah dayanmazdı en azından, böyle tahmin ediyorum. Bu nedenle kafasına silah dayandı. Yani gazetecilik yaptığı için, orada çekim yaptığı için polisler buna tepki göstererek bu şekilde davrandılar. Peki bu arkadaşların başına silah dayanma sebebi, yani gazetecilik yapmaları, evet bu anlaşılıyor ama acaba bağlı oldukları yayın organları sebebiyle mi bu böyle oldu? Biri DİHA muhabiri, diğeri Özgür Gün TV muhabiri. Birazcık da yani nerede çalıştığına bakarak mı bu muamele yapılıyor? Bir gün aslında az önce de söylediğim gibi ben 18-19 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde gazetecilerin baskı, tehdit gördüklerine tanıklık ediyorum. Bölgeyi sen de bilirsin. Bölgede 90'lı yıllarda çok yoğun olaylar yaşandı. Ta 2000'lerin ortasına kadar bu olaylar yaşandı. Ama hiçbir zaman bu kadar yoğun bir şekilde baskıya, saldırıya maruz kalmadı gazeteciler. Hatta o kadar arttı ki biz Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak bir acil yardım ve destek hattı kurmak zorunda kaldık. Arkadaşlarımızın imdadına yetişelim, elimizden gelen bir şey varsa yapalım diye. Tabii saldırılar sadece bu kurumlara değil ama en fazla bu kurumlara yapıldı diyebiliriz. En fazla Kürt medyasına yönelik olduğunu söyleyebiliriz ama diğer basın kuruluşları da değişik kesimlerden bu tarz tehdit ve baskılara maruz kaldılar maalesef. Şimdi 90'lardan... Hatta şunu da, evet, şunu da ekleyelim. Hı hı. Dicle Haber Ajansı ve Azadiye Velat Gazetesi'nin içinde bulunduğu binaya da geçen hafta polis baskın yaptı ve 32 kişiyi gözaltına aldı. Bunun gerekçesi de gazetecilik değildi. İddiaya göre orada bir saldırı gerçekleşmiş ve saldırıdan o binaya kaçmıştı ama binaya baskın yapıldı ve 32 kişi gözaltına alındı. O baskı sırasında da baskını yapan ekiplerin gazetecilere yönelik tehditkar ve hakaret içeren davranışları olmuştu. Bunları bizim üyelerimiz ve arkadaşlarımız bize aktardılar. Evet, 90'larda da aslında özellikle Kürt basınının başına gelenleri çok iyi hatırlıyoruz. Yani bombalamalar, gazete merkezlerinin havaya uçurulması gibi şeyler çok sıklıkla yaşanıyordu. Durumun o kadar vahim olmayacağını umuyoruz ama günlük hayatta işinizi yaparken yine belli engellemelerle karşılaştığınız anlaşılıyor. Peki mesela sokağa çıkma yasağı, bu sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? Ya da güvenli yani bölgeler. Sokağa çıkma yasağının olduğu yere bir sefer yani teorik olarak giremiyoruz. Ama bir şekilde giren arkadaşlarımız çalışamıyor orada. Yani polis gördüğü anda engelliyor. İşte bazen de bu tarz olaylara maruz kalıyor arkadaşlarımız. Örneğin Cizre'de 8 gün sokağa çıkma yasağı vardı ve o ilçeye değişik yollardan girebilen arkadaşlarımız ana arterlere, polislerin olduğu, güvenli güçlerin olduğu yerlere gidemediler. Hatta bir örnek anlatayım. Evden eve, mahalleden mahalleye geçmek için açılan gedikleri kullanmak zorunda kaldılar. İnternet zaten yoktu. Telefon olan evlerden rica ile telefon görüşmesi yaptılar. Bu hal kadar gazetecilerin çalışma şartlarını da zorluyor. Peki şöyle bir şey var mı? Yani biraz da hedef gözeterek, gazeteciyi seçerek, çeşitli sebeplerle ona olan takıntısını gündeme getirerek de polisler bu şekilde davranıyorlar mı? Örneğin bu son olayda galiba DİHA yapılan baskın sırasında bazı tehditlerde bulunan bir polisin bu uygulamayı, bu muameleyi yaptığı da söyleniyor. Tabii o da ihtimal dahilindedir. O da olabilir tabii ki. Çünkü DİHA'ya yapılan baskın sırasında da hani o zaman görüntüye yansımadı, çekilemedi. Hı hı. Orada da çok ciddi tehditler ve hakaretler olmuştu. Hatta bizim arkadaşlarımız bunları Diyarbakır Emniyet Müdürü'ne de bizzat ziyaret ederek ilettiler bunu. Bu olayın hem Silivan Belediyesi'nde olması
hem de ekibin DİHA ve Gün Özgür Gün radyo televizyonu ekibi olması böyle bir ihtimali tabii ki akla getiriyor. Mahmut Bozarslan, çok teşekkürler. Görüntüler de var. Mahmut Bozarslan da anlattı. Gazeteciler Cemiyeti, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri. Namlunun ucunda görev yapmaya çalışan gazeteciler bölgede. Özellikle de bölgenin yerel muhabirleri, kameramanları, fotoğrafçıları, foto muhabirleri ve özellikle de Kürt medyasında çalışanların özellikle hedef haline geldiği bir düzenden, bir durumdan söz ediyoruz. Her şey devam ediyor. 1. Yapacağımız reformlar. 2. Halkımızın her kesimine dokunan vaatlerimiz. 3. Büyük Türkiye yolunda temel aldığımız büyük projelerimiz. Demokratik doğasını kaybeden parlamenter sistemin yol açtığı siyasi istikrarsızlıklar karşısında özgürlükçü başkanlık sisteminin daha uygun bir model olduğunu düşünüyoruz. 7 Haziran öncesinde bir kaynak tartışması vardı. Muhalefet partileri vaatlerini sıraladıkça hükümet kaynak nerede diye soruyordu. Şimdi kaynak nerede sorusu muhalefetin diline geçti ama ironik olarak. Zira Adalet ve Kalkınma Partisi vaat yarışında diğer partileri yakaladı, hatta öne geçti. Başbakan Davutoğlu'nun dün açıkladığı beyannamede çocuklara milli masaldan gençlere ücretsiz internete, iş kurana 50 bin liralık hibeye kadar yok yok. Peki bir önceki seçimin kaderini etkilemeyen vaatler 1 Kasım'da ne sonuç yaratır? Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki strateji değişikliği ne anlama geliyor? Siyasi analist Mustafa Şen ve Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan'la konuşacağız. Mustafa Şen yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Tezkan da Taksim stüdyomuzda. Mehmet Tezkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi Mustafa Şen, öncelikle bu 7 Haziran'la 1 Kasım arasında özellikle ekonomik vaatleri bu kadar canlandıracak ne oldu sizce? Bir oradan değerlendirerek başlar mısınız? Sanırım AK Parti 7 Haziran beyannamesinde ekonomik vaatleri kısmının biraz zayıf kaldığını gördü. Zira pek çok anket yaptı. Hatta sokak mülakatları şeklinde çalışmalar yaptı AK Parti ve oradaki zayıflığını gördü ve bu zayıf yönünü şimdi kapatmış oldu. Hatta biraz da öne geçti gibi. Fakat enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Bunların hepsi çok detaylı bir şekilde 7 Haziran seçimi öncesinde Şubat ayında Afyon'daki strateji toplantısındaki ben de oraya davet edilenlerden biriydim. Tartışıldı. Hangi tarihte dediniz? Şubat. Şubat'ta. Şubat ayında Afyon'daki büyük strateji toplantısında. Fakat 7 Haziran beyannamesine koyulmadı bu derece. Zannedersem şöyle bir şey oldu. O zaman ekonomi ile şimdiki ekonomi arasında biraz fark var. Hatırlayacaksınız, birkaç gün önce OPEC Genel Sekreteri bir açıklama yaptı. 3 görüyoruz ve 4 olacak seneye gibi görünüyor. Türk ekonomisindeki büyüme diye. Hı hı. O zaman ekonominin büyümesi pozitifteydi ama yönü sanki aşağı doğruydu. Şimdi yukarı doğru, 4'e doğru çıkacak gibi. Zannedersem bunun vermiş olduğu cesaretle bunu yaptı AK Parti. Ama öbür tarafında şu var. İktidardasın. Hala bu ekonomiden siz sorumlusunuz. Dolayısıyla temkinli davranmak zorundasınız. Şimdiki vaatleri de oldukça iyi olmasına rağmen belli bir hesaba kitaba dayanıyor gibi görüyorum ben orada. Onun da sebebi yine o temkinlilik. Biraz verirken de vaadi vaat gibi değil, yapacağı taahhüt gibi de söylüyor. Taahhüt eder gibi de söylüyor. Ama öbür taraftan da rakamların miktarına baktığımızda o temkini de ben görüyorum. Yani muhalefetin dediğini ilerisinde de söyleyebilirsiniz neticede bir şey. Ama söylemiyorsunuz. Yine zira şunu görüyorsunuz. Muhtemelen biz iktidara geleceğiz. Geldiğimizde sözümüzün altında kalmayalım. Bu sözü yani hem seçmen hesabını sorarak yedirir insanı hem de muhalefet çok zor duruma sokar. Dolayısıyla o temkinlilikle yürüyen bir manifesto görüyorum ben. Dün zira şöyle bir şey gördüm ben. Önceki manifesto biraz, affedersiniz, beyanname biraz Sayın Başbakan'ın hoca olmasından da kaynaklanıyor. Biraz doktora tezi gibiydi, sunumu da öyleydi. Dünküsü biraz daha seçmenin alacağı, algılayacağı ve satın alacağı şekilde hazırlanmış ve sunulmuştu. Sunum çok şıktı. Şöyle bir söz vardır bizim hikmet geleneğimizde. Eflatun gibi düşün,
babaanneme anlatır gibi söyle. Bir önceki Eflatun gibi düşünüp Aristo'ya anlatır gibiydi. Bu aşıldı. Bu güzel bir şey. Yani siyasi, siyasal iletişim açısından da önemli. Ama bunlar yetecek mi? Ya da sadece beyannameyle nereye varılabilir? Bunları ayrıca sorgulamak lazım ki MKYK önemli bir adımdı. Bu milletvekili listesi AK Parti'nin 7 Haziran'a göre daha iyi. Yani iyi derken şunu kastediyorum. Seçmenin daha iyi satın alabileceği anlamda söylüyorum. Hı hı. Bir listeydi. Şimdi beyanname 3 numarada duruyor. Fakat bütün bunlardan daha önemli bir şey var. Bir seçim rüzgarı oluşturabilecek mi? Bunun da şartları var. O şartlar bir, teşkilatlarını motive etmesi gerekiyor. Çünkü teşkilatlarda ben bir rehavet görüyorum. O rehavet bu seçim sürecinde kırılıyor gibi, bunu başaracak gibi duruyor AK Parti. İki, seçmende bir mesafe görüyorum ki 7 Haziran'da bunu rakamsal olarak da ortaya koydu seçmen. Onun da biraz meydanlarda da bunu biraz daha önümüzdeki günlerde göreceğiz ama biz sürekli işin içinde olduğumuz için bizde gözlem çoktan başladı. O mesafenin de kapatılmaya başladığını görüyorum. Bir başka şey, AK Partili arkadaşlarımın her söylediğimde en azından bir kısmının bana şiddetle itiraz ettiği, AK Parti'de genel bir sınıfsal kopuş vardı. Bunun geri döndürülmesi. Hangi gerekiyor. Sınıftan nereye doğru koptu? Şöyle, kendi sınıfından başka bir sınıf olmaya doğru gitti. Ben buna elitizme düşmek diyorum. Elitizme düşmekten, o düşüşten kurtulup tekrar halka çıkması lazım. Elitleşti mi yani? Bana sorarsanız öyle bir şey vardı. O bir en azından benim gözlemim o yönde. Bunu halk görüyor. Nerelerde gözleniyordu bu elitleşme? Tabii ki ben burada yönetici sınıfı kastediyorum. Yani bunu söylediğimde hemen gelen itiraz, dokunma gariban teşkilatlara şeklinde. Ben garibanlara bir şey söylediğim yok zaten. Yönetici elit ister istemez, yani bu şeyden beri bilinen bir şeydir. Yani itiraz edilse de edilmese de İbni Haldun'dan beri bilinen bir şeydir. Yani iktidar bunu insana yapar. Burada sıkı durabilmek için Hazreti Ömer olmak lazım. Yani tam geldiğiniz gibi gitmek için, gelirkenki gibi gitmek için, elitleşmeden. Yani şunun bahsediyoruz. Yaşam biçimiyle elitleşmekten bahsediyoruz yoksa Başbakan Davutoğlu gibi, Aristo gibi düşünüp, Eflatun gibi düşünüp Aristo'yu anlatan bir genel başkanın gelmesinden mi bahsediyorsunuz? Yok, birincisi. Sayın Başbakan o duvarı bence yıktı yalnız. Dün bunu gösterdi. Bugün Samsun'da yine biraz... İzleme imkanınız olduğunu bilmiyorum ama benim dinleme imkanım oldu. Çünkü buraya gelirken trafikte yaşadım o süreyi. Böyle şov yapar gibi bir Ahmet Davutoğlu vardı. Ben şey diyorum, Ahmet Davutoğlu'yla seçmeni arasında Ahmet Hoca var. Ahmet Hoca'yı biraz geri çekerse seçmen Davutoğlu'yla yüzleşecek. Bu onun için çok büyük bir artı aslında. Bunu elitleşme ben, dediğiniz bu muydu yani? Hayır, elitleşme bu değil. Bu değil. Bu entelektüellik. Bu Ahmet Hoca, şimdi üniversitede okuyorsunuz, aynı anda iki bölüm okuyorsunuz. Türkiye'nin, bana sorarsanız, ben de oradan mezun olduğum için aynı bölümde doktora yaptım. Böyle diyor gibi algılanmasın ama bana sorarsanız Türkiye'nin hala en iyi üniversitesi. En iyi üniversitesinde siz iki bölüm okuyacaksınız aynı anda, yüksek dereceli bitireceksiniz. Master'ınız, doktoranız, yurt dışı tecrübeleriniz, okuduğunuz binlerce kitap ve daha öğrenciyken uluslararası alanda tanınırlık o kadarcık olur. Bu normaldir. Yani Eflatun gibi düşünüp Aristo'yu anlatır gibi konuşabilir Ahmet Davutoğlu hoca. Ama genel başkan ve başbakan Ahmet Davutoğlu'nun babaanneme anlatır gibi anlatması gerekiyordu ki bana sorarsanız dün o startı verdi ve çok güzeldi, başardı. Bugünkü mitinginde de onu bir daha gördük diyemiyorum çünkü işittim. Dinledim diyorsunuz. Evet. Peki o da önemli. Mehmet Tezkan'a dönüp hemen soralım. Pazar günkü sunumu siz de izlediniz. Bugünkü mitingi bilmiyorum dinlediniz mi ama bir kere şu ekonomik vaatler konusunun bu kadar öne çıkması, onların da yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bu konuyu ağırlıklı bir şekilde gündemine taşıması iki soruya yol açıyor muhalefetin nezdinde ki hemen daha bugün o soruları sordular. Bize kaynak nerede diyorlardı. Alın bakalım yine bizim söylediklerimizi tekrarlıyorlar. İkinci soru da şu, 13 yıldır niye yapmamışlar? Ne düşünüyorsunuz bu eleştiriler hakkında? Şimdi birincisi meseleye biraz AK Parti yöneticileri
gözüyle bakarsak, yani Davutoğlu başbakanın gözüyle bakarsak şudur. Bu seçim beyannamesinin anlamı diyor ki AK Parti ben 1 Kasım'da iktidar olamayacağım. Bu açık, bu beyannameden çıkan sonuç bu. Niye diyeceksiniz? Şundan. Şimdi 7 Haziran seçimlerinden önce muhalefet bir takım vaatlerde bulundu. İşte dedi ki asgari ücret böyle olacak. İşte 2 ikramiye şu bu, bir yığın vaatler dizisi yaptı. Şimdi Davutoğlu çıktı dedi ki ya dedi bunlar bilmiyor hesap kitap. Bunlar devlet yönetmeyi bilmiyor. Muhalefetteler dedi. Muhalefette olunca dedi böyle atar tutarsın. Bunu AK Parti yöneticilerinin hepsi söyledi. Yazarsın rakamları. Nasıl olsa iktidara gelemeyeceğin için dedi. Bunları alt alta sıralamak kolay. Ama bizim bir sorumluluğumuz var dedi. Bizim sorumluluğumuz bunları açıkça beyan etmemizi engelliyor dedi. Çünkü bunun kaynağı yok. Böyle bir vaatlerde bulunamaz dedi. Şimdi aradan 5 ay geçti. Davutoğlu bir baktım. Oo, muhalefet partisi falan ya, hepsi sollamış gidiyor. Bir yığın vaat, yani ona 50 bin lira yetmezse 100 bin lira o falan, böyle bir yığın vaat. Demek ki şu 1 Kasım'da AK Parti artık inanıyor ki tek başına iktidar olamayacak. Ben bunları bir sıralayayım. Nasıl olsa tek başıma iktidar olmayacağım için koalisyonun ortağı olursam ne yapayım bu koalisyon falan diyerek bunu hem vaatlerde bulunmuş olacak hem yapmamış olacak, koalisyona sığınacak. Buradan çıkan sonuç bu. Bakın asgari ücreti ilan edince CHP hemen şeyde Nisan ayında artısından MHP de peşine takıldı. O da bir fiyat verdi. HDP de takıldı falan. Başbakan, Cumhurbaşkanı ya dedi ki siz devlet yönetmeyi bilmiyor musunuz? Böyle bir asgari ücret ilanı olamaz. Cumhurbaşkanı 2-3 ayrı gittiği mitinglerde söyledi. Dedi ki ya bu dedi kamuyla işverenlerin bir anlaşması sonucu ortaya çıkan bir rakamdır. Sen bunu böyle ilan edemezsin. Siz nasıl devleti bilmiyorsunuz? İşte bunlara devlet teslim edilmez dedi. Aradan 5 ay geçti. Davutoğlu pazar günü ne açıklıyor? 1300 lira diyor asgari ücret olacak diyor. Peki bir şimdi, şey soracağım burada. Demek şimdi ki artık bir çelişki var galiba ki, ama bu hesapta. Yani bir iktidara gelebilmek, daha fazla oy almak için bu 1300 lira rakamını telaffuz ediyor. Ama nasılsa gelemeyeceğim diye söylüyor. Bu kendi içinde bir çelişki değil mi? Yani umudu bu 1300'ü hayata geçirebilecek oyu almak değil mi? Bu sayede almak gibi. Hayır, bu biraz göle maya çalmak gibi bir şey. Diyor ki ya tutarsa, ya insanlar ikna olursa, ya 276'yı bulursam o zaman düşünürüz diyor. Şimdi bakın ben onların açısından bakıyorum. Vaatler olabilir, kaynak var yok, o ayrı mesele. Ama 5 ay önce söylediklerini bugünkü koyun. 5 ay önce ne diyorlardı? Bunlar söylenemez. Asgari ücreti ilan edemezsin. Bu kadar parayı harcayamazsın. Böyle bir kaynak Türkiye'nin yok. Bu muhalefetin iktidar olamayacak için sorumsuzca vaatleridir. İktidar olacağını bilseler, iktidara olacak gibi düşünseler bunları söylemezlerdi diyen Davutoğlu ve ekibi. Şimdi aynısını kendi söylediği zaman ben de diyorum ki demek ki kendileri de ya biz de iktidar olamayacağız. Ne yapalım? CHP'den, MHP'den, HDP'den geri kalmayalım ekonomik vaatler olarak, çünkü Haziran'da kaldık. Biz de bunları söyleyelim gitsin, yani söyle olsun. Bu Davutoğlu gözüyle, Davutoğlu çerçevesiyle bakarsanız mesela çıkan sonuç budur. Başka da bir izah yok herhalde bu kadar hani üst üste şey. Şimdi asgari ücreti ilan etti diye bütün muhalefet partilerini eleştiriyorsunuz. Kasım olmadan diyorsunuz ki asgari ücret gelirsem 1300 lira. Artı gelirsem lafı da çok enteresan. Zaten 13 yıldır iktidarda. Madem ki bu ülkede işte 950 lira galiba asgari ücret. Sen madem ki hakkı 1300 liraydı, niye 1300'e getirmek için bir çaba sarf etmedin? Niye her iş kurana 50 bin lira vermesi gerekiyorsa bu ülkenin, öyle bir şart varsa her gence 50 bin lira iş kuracaksa niye vermedin? Niye 100 bin lira faizsiz kredi vereceksen niye vermedin? Niye çiftçiye, genç çiftçiye proje getirdiği zaman 30 bin lira verecek bir durumun varsa niye vermedin? Şimdi bunları da evet muhalefet sormakta haklı. Şimdi bana biraz da şey geliyor, 13 yıl iktidar, 13 yılın sonunda geliyor seçimi kaybediyor. Bir 7 Haziran seçimleri kaybettikten sonra bir dizi vaatler de ortaya çıkıyor. Şimdi bugün Abdülkadir Selvi bile yazmış, diyor ki ya sen madem bunları niye Haziran'da söylemedin? Haziran'da bunu söyleyenlere kızan parti bugün veriyor. Şimdi burada çelişkili bir durum var. Demek ki diyorum ki ben ha, baktılar ettiler hesap birçok anketler diyor ki AK Parti 276'yı bulamaz. Ne olacak o zaman? Koalisyon olacak. Kim ne olacak? Kim ne olacağı da belli. Zaten Bahçeli
seçim beyannamesini açıklarken ilan etti. Biz hazırız dedi. Kime mesajdı o? Her partiye, hani HDP hariç her partiyle diyor. Şimdi HDP'yi dışında tuttuğun zaman her partide bir başka parti yok. Sadece AK Parti var. CHP ile oturduğu zaman HDP'nin dışarıdan destek vermezse koalisyon kurulamıyor. HDP yani aynı tablo çıkarsa 7 Haziran'ın. Şimdi HDP dışarıdan desteğini MHP kabul etmiyor. Aman onlar yerinde kalsın diyor. Geriye kim kalıyor? AKP. Yani Bahçeli seçim beyannamesini açıklarken yaptığı konuşmada AK Parti'ye mektup yazdı. İşte biz hazırız, tamam, bitince birinden sonra hemen oturur masaya konuşuruzun mesajını yolladı. Çünkü bakın, derin ayrılık varsa, bir derin ayrılık dediğimiz bir tek şey vardı, çözüm süreciydi. Bakın çözüm sürecinde giderken AK Parti yıllardır izlediği politikayı MHP sert bir şekilde eleştiriyordu. Güneydoğu'da bazı şeyleri görmezden geliniyordu. Müsamahalı davranılıyordu. İşte o da işte zaten onun sonunda bugün Güneydoğu biraz silah deposu haline gelmiş. MHP çok şiddetle eleştiriyordu. Şimdi tamamen tersine döndü. Evet, çözüm süreci buzdolabına kaldı. Operasyon üzerine operasyon yapılıyor işte. Ev ev artık operasyon yapılıyor. İllerde, ilçelerde. Askeri bölgeler ilan ediliyor. Sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Bu nedir? Bu MHP'nin tam istediği. Ne diyordu MHP? Ya bunu yapalım. Tek tek o PKK'lıları kazıyalım. Şimdi AK Parti MHP'nin çizgisine geldi. Bunların artık koalisyon kurmamasını önündeki bütün engeller ortadan kalktı. Şimdi o yüzden iki parti de istediği kadar vaatleri sıralasınlar, şunu yapsınlar. Biz iddia ediyorum ki 2 Kasım'dan sonra hemen hızla, süratle bir AK Parti MHP koalisyonu ile Türkiye tanışacaktır. Tamam. Hemen Mustafa Şen'e dönüp soralım. Yani şöyle, Mehmet Bey'in dediğine göre Sayın Tezkan'ın, diğer partilerin hiç iktidara gelme niyeti yok. Çünkü onlar daha yüksek rakamlar açıklıyorlar. Yani burada AK Parti'nin temkinliliğiyle gerçekçiliği var. Daha önce niye yapmadılar da şimdi yapıyorlar sorusu aslında havada bir soru. Şimdi şurada önümde evrak ben var. Ben buna bir itiraz edebilir miyim? Buyurun, buyurun Mehmet Bey. Buyurun. Yani siz... Şunu demeyin, ben bakın, ben öbür partilerin yanlıştır, AK Parti'nin vaatleri yanlıştır, kötüdür, ayağı havadadır falan demiyorum. Doğrudur, hepsini yapabilir, diğer partiler de yapabilir. İddia eden gelir, kaynağını bulur, yapar. O kendi bilecekleri iş. Ben şunu söylemek istiyorum. AK Parti'nin gözüyle bakarsak diyorum. Çünkü AK Parti diğer muhalefet partilerine bu vaatlerinden dolayı eleştirmişti. Asgari ücreti açıklayamazsın demişti. Tamam, yani başkalarına yapamazsın bu dediği şeyi kamuyla, şimdi kendi iş vereni mi icra iş demişti. Bunu söylüyorsunuz. Şimdi kendi yapıyor. Şimdi peki, kendi yaptığı için ben onun bakışıyla söylüyorum. Yoksa ben evet, asgari ücret 2000 deder, 2500'ler. Kendi bileceği iş. Buyurun. Söyleyeyim, kaynak meselesi dediğim gibi bu daha önce tartışıldı. Hı. Fakat ekonominin yönüne bakıldı. Bu çok önemli bir sorumluluk sahibi devlet adamı yaklaşımı bu ve bu takdir edilmesi gereken bir şey. İkincisi, niye yapmadığıya gelince mesela önümdeki resmi evrak. 2002'de 163 lira asgari ücret. Onu 900 liraya, 1000 liraya çıkaran AK Parti. Nasıl? Enflasyonu da yüzde kaçlardan, 60'lardan %8'lere, 9'lara indirerek. Yani enflasyon yükseliyordu zaten. Onun için bu da yükseldi. Enflasyon, hayır, öyle bir şey değil. Enflasyon aşağıya, bunun grafiği, asgari ücret de 100 küsür liradan 900 küsür liraya çıktı. Zaten yapıyor. O kredileri niye vermiyor? Aslında veriyor. İncelersek göreceğiz. Bunu yaygınlaştırıyor. Daha önce yaptığı bu kadar yaygın olmayan kredilendirmeyi AK Parti yaygınlaştırıyor. Proje, devlete proje götürdüğünüz zaman KOBİ'ler kapsamında da yapabilirsiniz. Bunu şahıs olarak da yapabilirsiniz. Bir akademisyen olarak, bir gazeteci olarak da. Bir proje götürdüğünüz zaman tabii ki ayda berber dükkanı açacağım olmaması lazım. Mars'ta İSKİ kuracağım olmaması lazım. Ayakları yere basan bir proje götürdüğünüzde hali hazırda zaten devlet bir şeyler veriyor. Bunların hem yaygınlaştırılması sağlanıyor benim anladığım kadarıyla burada, hem de miktarlar yükseltiliyor. Kadınlarda, gençlerde, çiftçilerde,
Ama sadece onlarda değil, gerçekten baktığımızda, incelediğimizde bütün, yani kim olursa olsun bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı projesini götürdüğü zaman bunu alıyor zaten. Peki şimdi ekonomi tabii önemli bir ayağı ama bunun bir de Türkiye gündemini belirleyen başka bir ayağı daha olması gerekiyor. Güvenlik meselesi, çözüm süreci meselesi, terör sorunu. Bununla ilgili olarak beyannamede bir tıkanıklık hissettiniz mi? Yani önceki seçimlerde olduğu kadar elinin rahat olmadığını düşünüyor musunuz? Şöyle, tıkanıklık olarak değil, tarz farklılığı olarak yorumlamak bence daha doğru. Beyannameyi baştan aşağı okudum. Yani 50 ana maddede ve 500'den fazla alt maddede organize edilmiş bir beyanname. Bir bölümü de bu konuyu içeriyor. Ve şu var, şu çok önemli. Sayın Başbakan'ın cümlesinde de vardı. Yani çözüm süreciyle ilgili bir kanun var biliyorsunuz. Yani ben yapmıyorum, o kanun orada durduğu müddetçe ben yapmıyorum zaten mümkün değil. O kanunun korunması, çözüm sürecinin öyle ya da böyle bir türlü devam ettirilmesi ama aynı zamanda terörle de mücadele edilmesi şeklinde bir deklarasyonu var. Bunu önemsiyorum ben. Şu söyleniyor. Yani madem silahları gömüyorlardı bir yerlere de niye katı? Ya barış için, yani bir tane barış için bin tane savaşa katlanılabilir. Barış çok kıymetli bir şeydir çünkü. Ya başka bir şeyle değiştirilemez bir şeydir. Vazgeçilemez ve devredilemez diye bir tabir de vardır ya. Barış böyle bir şeydir. Kardeşlik öyle bir şeydir. Niye bunu kimse görmeye anlamakta zorlanıyorum. Şimdi artı Türkiye'deki güvenlik sorununu sadece Türkiye içinde kalarak çözemezsiniz ve anlayamazsınız ve değerlendiremezsiniz, analiz edemezsiniz. Geçenlerde bir programda rastladım gene böyle. Yine dinlememe rastgele bir şey oldu. Ya bir saate yakın PKK terörü konuşuldu. Terör, huzur, işte operasyonda bir tane Suriye kelimesi, Irak kelimesi geçmedi. Ya bu ne aymazlıktır? Ya bu ne gerçekten yani hadi söylemeyeyim. Ama olmaz bu. Yani bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Şimdi Rusya devreye girdi. Rusya'nın yeni devreye girdiğini düşünüyoruz. Biz İran işte asker gönderiyor diye yüzlerce diye haberler yapıldı. Yeni devreye girdiğini. Hayır, İran'da Suriye'de baştan beri orada. İran'ın orada ordusu var. Kasım Süleymani tatil yapmak için gelmiyor Suriye'ye. Baştan beri orada. Ama şimdi baştan beri değil. Onlarca yıl öncesinden beri biz yurtta sulh, cihanda sulh prensibiyle peki, hareket ederken onlar oradalar. Birazdan ayrıca bir bölüm olarak konuşacağız. Bu çözüm süreciyle ilgili Mehmet Tezkan az önce aslında bu konuya da değindiniz. Yani seçim sonrasındaki tablonun neye izin vereceğini biraz anlattınız. Bunun üzerine ekleyeceğiniz şey var mı? Yok, çözüm süreci bence Cumhurbaşkanı buzdolabına kalktırdı. Bir iki yıl daha sonra kimse bu konunun adını bile anmayacaktır. Çünkü ortaya çıkan hakikaten gidişat eğer bu şeydeyse bir önümüzde bizi bekleyen bir AKP-MHP koalisyonu var. MHP tamamen karşı bu işe. AK Parti de MHP çizgisine geldiğine göre bu süreç bitmiş demektir. Bundan sonra bir güvenlik, bir askeri, bir polis süreci başlamış demektir. Yaşadığımızda son 2-3 ayda da budur zaten. Mehmet Tezkan çok teşekkür ederim. Mustafa Şen sağ olun gelip değerlendirdiğiniz için. Bir cümle söyleyebilir miyim? Buzdolabı metaforunu ben çok önemsiyorum. Buzdolabına çöpe atacağınız bir şeyi koymazsınız. Hayat veren bir şeyi koyarsınız. Yiyeceğinizi ve içeceğinizi koyarsınız ve o size hayat verir. Çözüm süreci hayattır. Çözüm hayattır. Barış hayattır. Kardeşlik hayattır. Bunun MHP'lileşmekle bir şeyle alakası yok. Ortada çok ciddi bir küresel güvenlik sorunu var. Onun Türkiye yansımalarını yaşıyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Her şey devam ediyor. Şu anda Rusya çok ciddi bir yanlışın içerisinde. Kim olursa olsun hava sahamızı ihlal ettiğinde angajman kurallarımız bellidir. Kim hava sahamızı ihlal ederse dostça uyarırız. Равноправного сотрудничества. Türkiye'nin çıkarlarını göz ardı eden bir politikayı hiçbir dost ülkeye tavsiye etmeyiz. Rusya Suriye'de daha aktif bir rol üstlenecek dedik ama Rusya Suriye'ye bir girdi, pir girdi. Önce IŞİD'i değil bizi vuruyorlar diyen muhalifler isyan etti. Ardından Amerika rahatsızlığını hissettirdi. Son olarak bir Rus savaş uçağı Hatay'da Türk hava sahasını ihlal edince Ankara ile Moskova gerildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisini çağıran dışişleri sert bir uyarı yaptı. Peki bu yüzden birbirlerine dostum diye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in arası bozulur mu? Türkiye Suriye'ye uyguladığı angajman kurallarını Rusya'ya uygulayabilir mi?
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Semih İdiz ve Stratejik Düşünce Enstitüsü Dış Politika Koordinatörü Doçent Doktor Mehmet Şahin ile konuşacağız. Mehmet Şahin Ankara'da, Semih İdiz de Bodrum'dan bağlanıyor. Semih İdiz, önce size sormak istiyorum. Bugün olan biten acaba öngörülebilir bir şey miydi? Bunun böyle olacağını biliyor muyduk ve bu iş nereye varır? Yani Rusya'nın Suriye'ye bir şekilde müdahale edebileceği zaman içinde belki öngörülebilirdi. Ama hadiselerin bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesi, işte Rusya'nın birdenbire Laskiye yakınlarındaki havaalanını genişletmesi, arka planda diplomatik olarak İran, Irak, Suriye ile birlikte Bağdat'ta bir koordinasyon merkezi kurması ve hiç zaman kaybetmeden operasyonlara girişmesi tahmin ediyorum dünyayı biraz hazırlıksız yakaladı ve tepkilerden de işte onu anlıyoruz şu anda. Onun için yani belki uzun vadede Rusya'nın Suriye'deki angajmanını derinleştirebileceği öngörülse bile hadiselerin bu kadar hızlı ve çok boyutlu gelişeceği kanaatimce öngörülemezdi. Beklenmiyordu. Peki yani. Bugün yaşanan hava sahasını, hava sahamızı ihlal meselesi konusu. Bu acaba Türkiye'nin bugüne kadar duyduğu ve bundan sonra Rusya'nın oradaki mevcudiyetinden duyacağı rahatsızlığa dair de sembolik bir gösterge mi acaba? Ne olduğunu tam bilmiyoruz yani şu anda. Rusya hatalı işte 30 saniyelik bir giriş çıkış oldu diyor. Amerika'da isimsiz bir takım yetkilileri onların televizyonlarına verdikleri yetki mülakatlarda bunun kasıtsız bir hata olduğuna inanmıyoruz diyen yetkililer var. Onun için tam ne olduğunu bilmiyoruz ama burada bir gözdağı da olabilir. Onu varsayımlarımız arasına katabiliriz. Hata olma ihtimali de var. Hata ise önümüzdeki günlerde başka ne tür sorunlarla karşılaşabileceğimizi de göstermiş oluyor. Çünkü Rusya sonuçta bütün Suriye hava sahasını yani Türkiye ve Amerika'nın belki kendilerine zımnen ilan ettikleri operasyon alanı dahil olmak üzere bütün Suriye hava sahasını kendisi için operasyonel görüyor. Şimdi oralarda önümüzdeki günlerde operasyonlarına devam edecekse ki etme ihtimali var. Hava sahamızı ihlal etmese bile koalisyon uçaklarıyla bir takım durumların ortaya çıkması olasıdır. Onun için çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Askeri boyutu olduğu kadar siyasi mesajları da var Moskova'nın yaptığı şeylerin arkasında şu anda. Peki Mehmet Şahin, siz ne düşünüyorsunuz bugün yaşanan gelişmeyle ilgili? Cumhurbaşkanının da Rusya'nın gelişinden, burada müdahil oluşundan rahatsızlığını hafta sonunda dile getirdiğine tanık olmuştuk. Hemen üzerine de bu yaşandı. Bu artık sıklıkla bu şekilde ya da başka şekillerde karşımıza çıkacak ve bizim birlikte yaşamaya alışmamız gereken bir realite mi? Ben Suriye'deki sorunun daha tehlikeli bir sürece doğru evrildiğini düşünüyorum açıkçası. Zaten biliyorsunuz Suriye'de iki taraf vardı. İşte bir Esad ve destekleyenler, Rusya destekliyordu. Bunu artık herkes biliyor. İran destekliyordu veya bazı Şii milisler destekliyordu. Ve muhalifleri destekleyen gruplar, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Eid Donat olsun veya başka araçlarla Türkiye, bölgeden Suudi Arabistan, Katar gibi bu ülkeler muhalifleri destekliyordu. Bir anlamda Suriye'de grupları destekleyerek veya tarafları destekleyerek süreç 5 yıldır götürülüyordu. Ama şu anda direkt Rusya'nın müdahil olduğunu görüyoruz. Aslında bunun sebebinin de şu olduğunu söyleyebiliriz gibi geliyor bana. Bir biliyorsunuz Fetih Ordusu diye bir grup kurulmuştu ki yaklaşık 10 muhalif grup. Bunlar etkin olmaya başladılar. Özellikle Hama Humus, Rusya'nın bugün operasyonu, özellikle ilk operasyon yürüttüğünde tartıştığımız kısmı söylüyorum. Burada ciddi bir şekilde etkinlik kazanmaya, alan kazanmaya başlamışlardı. Bu tabii ki Esad'ı zor duruma soktu. Bir, bu oyun değiştiriciydi muhalifler lehine. İki, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında biliyorsunuz bir mutabakat gerçekleşmişti. Bu mutabakat çerçevesinde İncirliğin açılması ve tabii ki muhaliflere olan desteğin daha da artacağı noktasında bazı haberlerin yayıldığını, yazıldığını ve çizildiğini, söylendiğini biliyoruz. Sanırım Esad zor duruma hem bu mutabakat hem de Fetih Ordusu'nun ortaya koyduğu tavırdan sonraki süreçte Rusya direkt müdahil olma gereği duydu gibi geliyor bana. Fakat bu tehlikeli bir süreç. Rusya direkt doğrudan müdahil olduğuna göre, ki artık bu net, o zaman şimdi Rusya'nın karşısında kim müdahil olacak?
Yani geldiğimiz aşama bu açıdan evet tehlikeli. Yani bugün Türkiye'nin hava sahasını yanlışlıkla ihlal ettik açıklaması gelse dahi eğer buna Rusya'nın buradaki en azından son dönemdeki tavrına yönelik bir şey yapılmaz ise bunun Suriye'nin içinde psikolojik etkisi olur, siyasal etkisi olur. Ki şunu demek istiyorum, eğer Rusya bu konuda hareket ettiğinde, Suriye içinde rahat hareket ettiğinde önüne bir engel çıkmaz ise, bu bölgeden bir devlet olacağını tahmin etmiyorum, Rusya'nın karşısına Amerika Birleşik Devletleri veya bir koalisyon çıkması gerekiyor. Bu çıkmaz ise önümüzdeki süreçte bence Esad'a destek veren İran ve İran'la birlikte çalışan grupların da alanda etkinliğini artıracağını söyleyebiliriz. Ben Rusya'nın buraya girişini oyun değiştirici ve Suriye sorununu çok tehlikeli bir sürece doğru soktuğunu düşünüyorum açıkçası. Semidis, peki bu durum acaba yani meselenin biraz daha Suriye'yi aşan bir şekilde büyümesine sebep olur mu? Yani Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık, Amerika'nın müttefik bazı devletlerle birlikte burada operasyon yapıyor olması, ya bu türden sıcak temasları artırır mı? Yoksa hani bu böyle birazcık uçurumun kenarında dans etmek gibi süre giden bir süreç mi olur? Evet, yani mesela senin o dediğine İngilizce'de brinkmanship derler. Brinkmanship, yani evet. Biraz zorlamak sınırları. O açıdan bakabiliriz. Ama burada bir küresel boyutu olduğunu söylemeliyiz şimdi Suriye krizinin. Bu sadece artık bölgesel bir kriz değil. Sadece işte Esad gitsin kalsın krizi değil. Bu bir tarafta, yani diyelim ki günümüzün soğuk savaşının kilit savaşlarından, vekalet savaşlarından birisi haline geldi şu anda. Nereye kadar gider? Şimdi şöyle söylemek lazım. Yani Rusya burada Batı'nın gösteremediği bir kararlılıkla başından beri ve kendisi açısından bir tutarlılıkla bir politikayı güttü ve o politikanın mantıki sonucuna geldi. Çünkü bu iş uzadıkça iş sarpa sarıyor, içinden çıkılmaz hale geliyor. Şimdi bu gelinen nokta bir çatışmaya doğru mu gider yoksa tam aksine bir çözümü hızlandırır mı? Bunu iyi düşün lazım. Yani şu anda Amerika'nın ki yani Orta Doğu'da herhangi bir batağa saplanmak istemeyen Obama'nın verdiği vaatlere göre Amerika'nın Rusya'yla doğrudan bir çatışma riskini göze alacağını şahsen zannetmiyorum. Bunu Ukrayna'da da zaten göze alamadılar. Bundan çok önce biliyorsunuz Gürcistan'a girince Rusya dolaylı olarak ve Osetya, işte Abhazya diye memleketi bölünce de tepki gösterilemedi. Sonuçta Rusya bir süper güç. Onun için bu denklemin öteki tarafındaki süper güç olunca burada bu süper güçten girilebilecek herhangi bir askeri konfrontasyonun sonuçları çok vahim olacağı için bence Rusya'nın bu krize bu şekilde dahil edilmesi siyasi süreci hızlandıracaktır önümüzdeki günlerde. Nitekim bütün NATO'dan gelen, Amerika'dan, Washington'dan gelen kızgınlık ifadelerine rağmen bu son Rus operasyonlarından dolayı arka planda işte Cenevre sürecine dönülmesi, Esad'a 2-3 gün önce İngiliz Savunma Bakanı Philip Hammond'ın dediği gibi 3 yıllık bir iktidarda kalma süresinin tanınması, bu arada kolektif olarak herkesin ortak düşmanı olarak ortaya çıkan IŞİD'e karşı birlikte çalışılması gibi fikirler dolaşıyor şu anda. Hem ikili düzeyde Amerika ile Rusya arasında, ki bu ülkeler şu anda bir küresel mücadele içinde olsalar dahi diyalog kanalları sonuna kadar açık. Hem Başkan Obama ile Putin arasında, hem Dışişleri Bakanı Lavrov ile Amerikan Dışişleri Bakanı arasında. Onun için önümüzdeki günlerde Avrupa'nın da teşvikiyle benim kanaatime göre siyasi süreç ön plana çıkacaktır. Çünkü siyasi sürecin alternatifi çok vahim neticelere yol açacağı için hiç kimse o noktaya gidilmesini istemiyor. Önümüzdeki günler her ne kadar son günlerde askeri açıdan beklenmedik sürpriz gelişmeler gördüysek, önümüzdeki günlerde aynı şekilde siyasi alanda da hızlı gelişmelere tanık olabiliriz diye düşünüyorum.
Mehmet Şahin, siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu Rusya'nın attığı adım bu krizi sonlandıracak bir adım olabilir mi? Amerika'yı kendi çizgisine daha hızlı çekip Esad'lı geçişi mümkün kılan ve bir ölçüde bu koşullar altında istikrarı sağlayan bir hamle olabilir mi bu? Tabii ki sorunlar çıkmaza doğru hızla gittikçe tabii ki taraflar ve bu tarafları etkileyen devletler belli bir noktada anlaşma gereği hissederler. Çünkü ya çatışacaklar ya diplomasiyi tercih edecekler. Ama benim gördüğüm kadarıyla Rusya biliyorsunuz geçmiş aylarda ve haftalarda muhaliflerle de görüştü. Hatta bu muhaliflerle de görüşmelerde yani Rusya şunu yapmaya çalışıyor. Ben Libya'da olduğu gibi ve Irak'ta olduğu gibi tamamen dışa atılacak bir devlet değilim diyor. Biliyorsunuz Libya'da bir anlamda ilişkileri vardı, dışa atıldı. Saddam döneminde Irak'la ilişkileri vardı, tamamen dışarıda kaldığını hissetti. Ama Suriye'yi diyor bu şekilde bırakmayacağım. Bu coğrafyaya girerken de tavırları şu. Genelde Suriye'yi artık zaten son dönemde müdahil olanlar bahane hazır. Silahını alıyor omuzuna ve sınıra geliyor. Nereye gidiyorsun dediklerinde işte ben IŞİD'le savaşmaya gidiyorum diyor. Fakat Suriye'nin içine girdikleri zaman IŞİD'le savaş değil, herkes bir anlamda bunu kastettiğim bölgesel devletler olsun ve küresel anlamdaki devletler olsun kendi çıkarları çerçevesinde müdahalede bulunduklarını görüyoruz. Fakat şu çok zor. Hem muhaliflerin hem de muhalifleri bölgede destekleyen devletlerin Esad'la değil. Fakat benim gördüğüm kadarıyla Rusya hatta tüm üst düzey bürokratları bile muhaliflerle ve bunları destekleyen devletlerle özellikle muhalif çatı gruplarıyla görüştüğünü konusunda bilgiler sızdı biliyorsunuz. O açıdan eğer Rusya'nın Suriye'deki çıkarları korunabilirse Esad'a bir yol gösterebilir. Ama bugün itibariyle baktığım zaman 300 bin kişiyi öldürmüş veya bunun ölümüne neden olmuş bir diktatörü tutmaya çalışarak devam etmek Batı açısından bir yenilgi olarak kabul edilecektir. Çünkü Orta Doğu'ya baktığınız zaman bugüne kadar demokrasi, insan hakları, özgürlük veya yumuşak gücünüz var. Siz bu noktadan itibaren eğer Rusya'nın bu tavrı karşısında bunların tamamını unutup Soğuk Savaş döneminden bugüne söyleye geldiğiniz tüm şeyleri unutturup söylem ve eylemleri eğer evet ben Esad'la da devam edebiliriz dediğinizde dünyaya sunabileceğiniz hiçbir şey kalmaz. Ben bunun alanda karşılığının olacağını düşünmüyorum ama evet şu da doğrudur. Siyasi çözümü hızlandırıcı bazı girişimler olabilir. Yani Esad'ın dışında olduğu ama bu şunu artırıyor. Evet yani Esad'ın gücünü artırıcı bir hamledir bu. Hem bu hem de işte biraz önce Semih Bey de söyledi. Irak'ta bir merkez kurarak İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın ve Rusya'nın içinde olduğu bir yapı. Ama şimdi bunun karşılığında direkt girmeseler bile muhalifleri destekleyen devletlerin ki artık Suriye meselesi tek başına bir Suriye meselesi değil, bölgesel ve küresel vekalet savaşlarının yürütüldüğü bir alan haline geldi. Peki şunu sorabilir miyim Semih İdiz? Şimdi Suriye'de Amerika'nın desteklediği bir Kürt otoritesi PYD ama Türkiye PKK ile bağlantılı olduğunu düşünüyor. Rusya'nın desteklediği bir Esad yönetimi, varlığı tartışmalı bir ılımlılar grubu, Rusya'nın bombaladığı Özgür Suriye ordusu, destek verildiği zaman bile işte hakimiyet göstermekte sıkıntı yaşayan bir Özgür Suriye ordusu ve her ikisi ve bir IŞİD gerçeği var ve sınırında da Türkiye var. Ve bu politikaya ciddi yatırım yapmış, yıllardır yatırım yapmış bir hükümet. Hükümetin bu politikası ne olacak peki? Yani bir yere gitmiyor bu politika. Bu gayet bariz bir şekilde ortada. PYD dedin mesela. İşte Sayın Başbakan bugün, pardon özür dilerim, Cumhurbaşkanı bugün Brüksel'de de yaptığı konuşmalarda PYD'nin işte terör örgütü olduğunu, aynı zamanda PYD'nin askeri kanatı, YPG'nin de terörist örgütü olduğunu söylüyor. Ama biliyorsunuz Amerika bunu kabul etmediği gibi şimdi PYD birdenbire yeni bir müttefik de, potansiyel müttefik de kazanmış oldu. Çünkü Rusya ile PYD arasında ciddi bir
bir flört var şu anda. Ve Barzani bile yaptığı açıklamalarda son günde takip ediyorsanız Rusya'nın bu müdahalesinden memnunmuş gibi ifadeler kullandı. İşte bütün güçler koordine etsin dedi. Tabii onlar için de daha iyi böyle koordineli bir IŞİD mücadelesi. Onun için Türkiye açısından açmaz büyüyor. Yani Türkiye'nin son 3 yıldır herhangi bir sonuç getirmemiş olan politikasının aynı şekilde sürmesi konjonktür gereği, artık politikayı bir yana bırakın, konjonktür gereği mümkün değil. Yani dinamikler almış yürümüş, Türkiye'nin hiçbir beklentisi yerine gelmemiş. Bu krizden en çok sorun yaşayan ülkelerin başında Türkiye, ama şu anda Suriye için kurulacak masanın neresinde oturacağı belli değil ki bundan sadece 5-6 yıl önce kendimizi Orta Doğu'da kilit oyuncu olarak görüyorduk ülke olarak. Şimdi öyle bir konumda değiliz. Onun için politikalar maalesef sonuç getirmezse, buna rağmen o politikalar üzerinde ısrar edilirse başarısızlık adeta garanti edilmiş oluyor. Kanaatimce bu Rusya... Mehmet Şahin'e de hemen bir bununla ilgili görüşünü sormak istiyorum. Süremizin sonuna geldik. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne bekliyor hükümeti? Bence şu şekilde bakmak lazım. Dinamik bir coğrafya. Geçen yine sizin programınızda söyledim. Dinamik coğrafyada statik dış politikayla bir yere gidilmez. Yani bir değişim olması, yani alandaki değişime göre siz de ulusal çıkarınızı korumak için bir değişim yaparsınız. Evet. Bu değişim, mevcut politikanızda değişim yapmak başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Eğer kıvrak bir şekilde bunu yaparsanız bu başarılı olduğunuz anlamına da gelir. Yeni hükümetin yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi 1 Kasım'dan itibaren, yani ister koalisyon olsun ister tek başına hükümet, ciddi bir şekilde bu sürecin üzerine eğilmesinde çok büyük fayda vardır diye düşünüyorum. Peki. Çünkü 1250 kilometrelik bir sınır ve bu sınırda iki tane önemli destek bulan terör örgütü bu hızlı hareket etmeyi gerektiriyor. Mehmet Şahin, çok teşekkür ederim. Semih İdiz, çok sağ olun değerlendirmeler için. Reklam arası veriyorum. Fuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la her şey devam edecek. Fuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la her şey devam ediyor. Haftanın ilk her şeyiydi. Yarın yine birlikte olacağız. Hoşça kalın. Fuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la her şey sona erdi.